Arkası yarın. Çile üstüne çile. 11. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yıldırım Yanılmaz. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Seslendirenler: Zeynep Oyeprezçiler, Nihat Cengiz Küçükayvaz, Anne Yaşar Özdemir, Baba Ercüment Balakoğlu, Şükriye Elif Baysal, Meral Gamze Gözalan, Müdür Yıldırım Yanılmaz, Gülten Şemsay Çankara, Erdoğan Erhan Özçelik. Kocasının zulmünden kaçarak önce baba evine kaçan, daha sonra da bir kız yurdunun mutfağında iş bulan Zeynep, burada tam huzuru bulmuşken bir gece aniden kızı hastalanır. Doktorlar karnından rahatsız olan Meral'in ameliyat olmasını söylerler. Zeynep çaresiz kızı Meral'i ameliyat ettirir. Ancak hastane Meral'i taburcu etmez. 40 milyonluk hastane masrafları ödenmeden Zeynep kızını hastaneden çıkartamaz. Çaresiz yurt müdürüne başvurarak durumu bildirir. İyi yürekli müdür hayır kurumlarından bu parayı toplayıp Zeynep'e verecekken bir aksilik olur. Başından beri Zeynep'i sevmeyen mutfak şefi Gülten müdüre Zeynep'in babasının varlıklı bir bakkal olduğunu söyleyince müdür parayı Zeynep'e vermekten vazgeçer ve süre üstlük Zeynep'i de yurttan kovar. Kızı hastanede rehin kalan Zeynep çaresiz bu parayı babasından ister. Ancak hasis ve para düşkünü olan baba Zeynep'e 5 kuruş bile vermez. Sonunda Zeynep çalıştığı mutfağın eski şefi iyi yürekli Cemile Ana'ya gider. Cemile Ana hemen 4 bileziğini satarak parasını Zeynep'e verir. Zeynep de kızı Meral'i hastaneden çıkartır. Cemile Ana'ya fazla yük olmak istemeyen Zeynep iş aramaya başlar. Cemile Ana ona bir terzihanede iş bulur. Zeynep basit gecekondu mahallesinde kiralık bir ev tutar. Öte yandan para uğruna kızına sahip çıkmayan, torununun rehin kalması bile yüreğini titretmeyen Zeynep'in babasının evinde o gün bir telaş vardır. Oğlu Ahmet tezkere almış, askerden dönecektir. Hadi hanım, hala hazırlayamadın sofrayı, geç kalacağım. Biliyorsun oğlan tezkeresini alıp bugün geliyor. Onu karşılayacağız. Daha çok var otobüsünün gelmesine. Yahu Zeynep ne yapıyormuş? Hiç haber alıyor musun Macide? Ne o? Aylar sonra şimdi mi aklına geldi bir kızın olduğu? Tamam tamam. Sana da bir şey sormaya gelmiyor. Koy hadi çorbayı da sıcak sıcak içeyim. Hacer'in kızı görmüş geçen de. Kimi? Zeynep'i mi? Evet. Bir terzihanede çalışıyormuş. İyi para kazanıyor muymuş bari? Aklım fikrim para. Meral'i de kreşe vermiş. İyi. Hadi ya, o alt tarafı bir tabak çorba koyacaksın önüme hanım. Çabuk ol. Yemeği yiyip Ahmet'i karşılamaya gidelim. Oğlan tezkere alıp gelecek diye dükkanı kapattık. Zarardayız bugün, zararda. Allah Allah. Nerede kaldı bu çocuk efendi? Yarım saattir bekliyoruz. Ben ne bileyim Macide. Anne, baba. İşte ah, Ahmet bu. Ahmet'im. Ahmet oğlum. Anne, baba. Oğlum. Sizleri tekrar görmek ne güzel. Zeynep nerede? Niye gelmedi? Şey. Anne, yoksa Zeynep'e bir şey mi oldu? Baba sen söyle. Neden susuyorsun? Söyle. Yok canım, yok, bir şey olmadı. Hele eve gidelim, orada konuşuruz. Hayır. Hadi bakalım. Hayır, burada konuşalım. Dilinizin altında bir bakla var sizin. Anne sen söyle. Bacıma bir şey mi oldu? Söyle. Merakta bırakmayın beni. Zeynep. Zeynep. Yok artık oğlum. Nasıl yok? Yoksa öldü mü anne? Baba. Ne oldu bacıma? Söyleyin. Ölse daha iyiydi oğlum.
Ölse çok daha iyi. Allah aşkına anne. Zeynep'e ne oldu? Açık açık anlatsana, ne oldu? Yok bir şey oğlum, yok. Bakma sen anana. Kadın değil mi? Her şeyi büyütürler. Oğlum hele eve gidelim. Böyle ayaküstü konuşamayız bu mevzuları, değil mi canım? Oğlum, kardeşi Zeynep kocasından ayrıldı. Neden? Enişten hayırsız çıktı. Ne bileyim, alkolikmiş. İçip içip bacını dövüyormuş. O da terk etti kocasını. İyi etmiş. Peki şimdi nerede? Kim? Kim olacak bacım, Zeynep? Onu soruyorum, nerede? Vallahi bilmem. Bizde de oturmadı. Çekti gitti. Baba, ne demek oluyor bu? Kardeşimin nerede olduğunu nasıl olur da bilemezsiniz? Ne biçim iş bu? Tabii bilmeyiz oğlum. Aha babanın yüzü. Kızım diye sahip mi çıktı da bilelim. El kadar yavrumu kendi haline terk etti. Hem de 3 kuruş için. Hem de torunumla birlikte. Ne? Baba, doğru mu bunlar? Bacıma sahip çıkmadığın doğru mu? Sen ananın dediğine bakma. Abartıyor canım. Zeynep bizde oturmadıysa kendi öyle istedi. Hem ne dikleniyorsun bana? Ben senin babanım. Ben gidiyorum. Ahmet! Ahmet! Dur, nereye gidiyorsun? Oğlum otur hele bir. Ana sen ne diyorsun? Kız kardeşimin ne halde olduğunu bilmeden nasıl oturabilirim ben? Nasıl olur da koca evini terk eden bacıma çocuğunla birlikte sahip çıkmazsınız ha? Ulan kadın! Sen benim başımın belası mısın be? Her şeyi tek suçlusu beni görüyorsun. Kocasının kahrını çekmedi. İş buldum, işinden atıldı. Başka ne yapayım ha? Bak şimdi de oğlanı harekete geçirdin. Ya elini kana bularsa ha, işte o zaman sana neler yapacağımı görürsün. Açın şu kapıyı diyorum. Evde kimse yok mu? Ne var? Ne istiyorsunuz? Nihat Bey'in evi burası değil mi? Hayır. Siz onların nesi oluyorsunuz? Akrabasıyım. Onlar buradan taşınalı epey oluyor kardeşim. Biz yeni tuttuk burayı. Peki şimdi nereye taşındıklarını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Peki teşekkür ederim. Rahatsız ettim sizi. Buyur oğlum, kimi aramıştın? Seni tanıdım, sen şey değil misin? Ahmet, Zeynep'in kardeşiyim. Tabii, askerdeydin değil mi sen? Kız kardeşimin evine gitmiştim ama taşınmışlar. Şimdi nerede oturuyorlar biliyor musunuz? Benim deli, alkolik oğlum sürdüremedi bu evliliği. Kız kardeşim de ayrıldı ondan. Oğlumun da nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü buraya hiç uğramıyor Ahmet. Peki Nihat nerede çalışıyor teyze? Valla Sirkeci'de Lezzet Lokantası diye bir yerde. Buyurun. Nihat. Sen Nihat değil misin? Evet. Sen. Merhaba kayınço. Seninle konuşacaklarım var. Şöyle boş bir masaya oturalım. Şimdi işim var. Akşam gelsen. Geç lan şu masaya. Akşamı bekleyemem. Peki abi. Bak şimdi müşteri dolu. Sonra konuşsak. Ben müşteri falan anlamam. Anlat bakalım. Kardeşime ne oldu? Ne yaptın ona? Şimdi nerede? Ya, dur canım. Yani bak. Ben sana her şeyi açık açık anlatayım Ahmet. Anlat. Yalana saparsan yumruğu suratına indiririm. Ben bir şey yapmadım Zeynep'e. Kovmadım onu. Ne yani? Bacım kendi mi terk etti evi? Bak o akşam eve geldiğimde yoktu. Kızımı da alıp gitmişti. Çok bekledim gelir diye ama gelmedi. Gelseydi yine eve alırdım onu. Yalan söyleme. Durup dururken hiç kimse, hiçbir kadın. Hele benim bacım koca evini kesinlikle terk etmez Nihat. Bir şey yaptın ki Zeynep bunalıp terk etti seni.
Yok vallahi ben bir şey yapmadım Ahmetciğim. O beni istemedi, beğenmedi herhalde. Bak tekrar söylüyorum. Gelirse kapım ardına kadar açıktır bacına. Rezil herif. Sen erkek olsaydın evini terk edip giden hanımının ardına düşerdin. Bir kere bile aramamışsın onu. Bak Ahmet yani ben... Kes şimdi gidiyorum. Ama şunu unutma Nihat Efendi. Eğer söylediklerin yalansa... Eğer bacıma kötülük ettiysen... İstanbul kazan, ben kepçe bulur... Bunun hesabını sorarım sana. Şimdilik bu kadar. Şükür başına bir bela almadan geldin oğlum. Gel hele otur biraz. Dertleşelim seninle Ahmet. Babam nerede ana? Nerede olacak? Bakkal dükkanında. Her şeyi anlat bana ana. Bilmek istiyorum. Bacıma ne oldu? Bacım nerede? Neden sahip çıkmadınız ona? Neden burada bu evde kalmasına izin vermediniz? Kim sebep oldu buna? Anlat ana. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum ana. O baban yok mu o baban? Her şey onun yüzünden oldu oğul. Etme yapma diye çok yalvardım babana. Lakin kadın halimle ona söz geçirmem ne mümkün. Bir kere parayı sevmiş, paraya tapmış. Gözü ne evlat, ne karı, ne torun görüyor. Nihat'ın yanından geliyorum. Bana dedi ki Zeynep kendisi durup dururken evi terk etti. Bugün gelse evimi alırım dedi. Bırak şu rezili. O adamdan bize hayır gelmez oğlum. İçip içip bacını dövüyordu. Benim zoruma giden Nihat'ın yaptıkları değil. Benim zoruma giden Zeynep baba evine sığmadı. Ben ona yanıyorum Ahmet'im. Demek babam eve kabul etmedi. Ne biçim adam be? İnsan kendi kızının namusunu nasıl olur da korumaz ana? Para, para. Sofradan bir kaşık eksilsin de ne olursa olsun. Babanın derdi bu oğul. Öyle paracı, öyle maddeci oldu ki Ahmet. Anlatamam. Babam şu anda dükkanda mı ana? Dükkandadır tabii. Başka nerede olacak? Onunla konuşacağım, merak etme. Bu işin peşini bırakmayacağım ana. Aman oğlum. Babanla konuşurken ters bir laf etme. Sonra gelip hıncını benden alıp kurbanın olayım bak. Sen misin Ahmet? Gel bakalım. Öfken geçti mi? Hayır geçmedi. Geçmeyecek de baba. Keşke ölseydim. Keşke askerden cenazem gelseydi de... ...alnımıza vurulan bu kara lekeyi görmeseydim. Ulan oğlum bilip bilmeden böyle boyundan büyük laflar etme. Daha ayağında kışların tozu duruyor. Ne tez adam oldun ha? Ben biricik oğlum askerden döndü... ...dükkanın başına geçer, işleri çevirir diye düşünürken... Bırak şimdi dükkanı baba. Buraya senden kardeşim için yardım istemeye geldim. Ne yardımı? Beni baba bilip de lafımı dinlemeyen evlata balımı paramı yedirmem ben. Niçin böyle konuşuyorsun baba? Bacım sana ne etti de böyle kinayeli konuşuyorsun? Neymiş? Kocası içkiciymiş. Ahlaksızmış. Evde terbiyesiz filmler seyrediyormuş. Bu yüzden ev terk edilir mi? Neyse iş buldum. Artık ne yaptıysa o işten de attılar. En son bir de utanmadan karşıma gelmiş, benden 40 milyon istemişti. Banka mıyım ben be? 40 milyon mu istedi? Ne parasıymış o? Ne bileyim, çocuğunu mu ne ameliyat ettirmiş, hastane masrafıymış. Parayı ödemezse çocuğu bırakmıyormuş hastane. Kızını ameliyat ettirirken bana mı danıştı be? Ne yani? Bacım kızını ameliyat ettiriyor, parasını ödeyemediği için hastaneden bırakmıyorlar... ...ve sen de o parayı vermiyorsun ona öyle mi? Evet vermedim. Var mı bir diyeceğin? Vermedim işte. Baba nasıl yaparsın bunu? Bacım senin öz kızın öz. O parayı kızını hastaneden çıkartmak için istemiş. İsteyecek tabii. Senden istemeyecek de kimden isteyecek? Zavallı koca evini terk etmiş. Kızı hastanelerde ve sen onu o haline bir de kapı dışarı ediyorsun ha? Benim öyle bir evladım yok artık. Sözünü bile etme onun. Baba. Baba. Dua et ki babamsın benim. Yoksa... Yoksa ne olur ha? Ne olur? Babanı mı döveceksin? Teres! Bacımı bulacağız baba tamam mı? Onu bulacağım. Ve eve getireceğim. Sen de bakacaksın ona. Çek git ulan başımdan. Çek git.
yoksa kemiklerini kırarım senin Terens. Adam mı oldun lan başıma? Defol! Vurma baba! Vurma! Ne olur lan? Vururum tabii. Ben babanım senin. Vururum. Babalığını yalnız döverek yapma. Biraz da çocuklarını severek yap baba. Kes ulan! Defol karşımdan! Yıkıl git! Çile Üstüne Çile adlı oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.